Arkadaşlar, herkese merhaba. Keyifli hafta sonları dilerim. Bugün yine sizler için güzel bir performans kıyaslaması testi gerçekleştireceğim. Şöyle önce araç sahibini, sonra da aracı göstermek istiyorum. Araç sahibi Ahmet. Selamlar herkese. Ahmet benim çok eski bir arkadaşım. Uzun yıllardır birlikte sohbet muhabbetimiz hiçbir zaman eskimedi. Kendisi yeni bir araç aldı. Aracı da şöyle göstermek istiyorum. Güncel kasa CLA 200 arkadaşlar. Formatik. Ve aynı zamanda bildiğiniz gibi TC motoru kullanıyor. 1.3 turbo 163 beygirlik motor mevcut. 8'leri otomatik şanzıman. Torku 270 olarak geliyor. Aynı Talisman ve Qashqai'deki torkla birebir benzer. 8'leri tam otomatik olması, 4 çeker olması, 0-100'ünü 8.5 saniye bandında tutuyor. Son hızları da 230'a yakın. Çünkü sürtünme kat sayısı çok düşük bir araç. 0.22 sürtünme kat sayısı var. Bu da üst hızda atiklik anlamına geliyor. Şimdi jantlarına bakalım şöyle. 19 inç AMG jantlarımız mevcut. Üstünde Bridgestone lastiklerle gelmiş. Şöyle baktığınızda Turanza mevcut. 225-40 R19 lastikler. Şöyle arka kısmında göstereyim size. CRS ile çok benzer olan bir arka tasarımı var. Formatik logosunu görüyorsunuz. Bugün bu arada Intercity'deyiz arkadaşlar. İstanbul Park'ta pist etkinliği var. Pist etkinliğine gelmişken biz de böyle bir çekim gerçekleştirmek istedik. Ahmet, senin tahminin nedir abi? Yani ben hafiflik avantajım var. Senin torkun daha yüksek. 8'leri bir şanzıman mevcut ve benim tahminim üst hızlarda hem aerodinamiden dolayı hem de aracın daha yüksek beygir olmasından dolayı. Ha, bu arada şu detayı da vereyim arkadaşlar. 4 çekeri Haldex 4 çeker. Yani ihtiyaç durumunda 4 çeker olan bir sistem. Son hızda aktarma kaybını minimum şekilde yansıtıyor. O sebepten dolayı ben aerodinamiğiyle birlikte CLA'nın üst hızlarda geçeceğini düşünüyorum. Kalkışta belki hafiflikten dolayı belli bir süre tutunabilirim. Senin fikrin ne abi? Yani jantların ağırlığını bilmiyorum. Jantların ağırlığı önemli. 19 jant ya. Evet. Bence de 4 çekerden dolayı avantajı var ama son 3 hızlarda zaten önden çekere doğru döndüğü için o dezavantaj da gider. Herhalde öne çıkacaktır ama seninki ara hızlanmalarda çok esneksin, çok iyi gidiyor. Yani çift kavramı olması ve kısık bir motorun aslında 140 beygir hali olmasından dolayı 140 beygir... C180'de geçtiği için. Aynen, özellikle 170-180'e kadar C180'de geçtim. Hani CLA'da biliyorsunuz kullanılan motor şu anda biraz da onun muadili bir motor. Evet, lafı daha fazla uzatmayalım. Gelin şimdi performans kısmına geçelim. İçeriğimiz başlıyor. Evet arkadaşlar, şimdi CLA 200'de tüketimlerimizi sıfırlıyoruz. Benim şu anda 8.2 litre olan tüketimim sıfırlandı. Bakalım peş peşe benzer sakin ve performanslı kullanımda nasıl bir tüketim farkı oluyor? Bunları da gözlemlemiş olacağız. Tamam, ben deyim. Megane değişik gidiyor. İkinci viteste ben tabii 60'ta hızlandırdım arabayı. CLA kopmuyor yanımdan ama bir boyluk bir fark oluştu. 150'ye kadar. 60-150 arası. Buradan 5'e geçtim. Biraz rüzgardan da etkileniyorum. CLA rüzgarı yarıyor. Ben bir sola attım. Tamam. Gel gel, yanıma gel. Şu anda aerodinamiği işte bakın arkadaşlar, ne kadar önemli. 160'a kadar öndeyken CLA'nın 190'dan sonra arkadaş, bu nasıl bir şey? Bari rüzgar tüneline gireyim mi? Şu anda bu arada gitgide bir okuyuş yapıyoruz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Benim araç hız kaybetmeye bile başladı aslında. 191. Ben de bir vites düşürdüm. 189. Bırakıyorum. Tamam. Aynı anda kalktık. Seksene kadar böyle çok ufak bir farkla şu anda CLA daha önde. 120 oldu. Farkı koruyoruz. 140 oldu. Hala koruyoruz. 150 oldu. Yine aynı sayıdır. Sol
yolu atıyorum. Tamam. Evet, yürüdüğün işten sonra Ceyda'da çok ilginç bir yürüme isteği var. Ceyda 190'a kadar bir yaklaşık 6 boy kadar fark oluşturuyor. Tabii şu anda hız da kaybediyoruz. Ben 190'la girdiğim rampayı 185'e kadar düşmüş oldum. İstersen çekelim, bir daha yapalım. Aynen. Ben çalıyorum. Ben mi? Bastın mı? Basamadın. Tamam. Aynı anda bastık gaza. Aynı anda bastık. Aynen. Ama yine çok rampa. Çok ciddi rampa. Gerçi burada hafiflikle ben şimdi öne çıktım da 170'ten sonra yine sen geçeceksin tahminim. Klimam açıkmış bu arada. Klimayı da kapattım. Aa, bende açık klima. Şimdi kapattım klimayı. Klima çok etki eder mi? Ceyla 200 sanki 300 gibi hareket ediyor. Çok ilginç bir yürüyeni var. Şu anda 186 sabit gidiyorum. 187. Çektim ayağımı gazdan. Çalıyorum. Tamam. Bir tık daha önden doldurdun gibi hissettim ama yakın yürüyoruz yine. Burayı. Benim yine bir burun çıkarttı. Solu açayım mı? Çıkabilirsin. Ben de senin yerine gelirim. Yine benim şeridim geldi. İki şerid doğru kalıyor. Geri şeridine girdi. 170 olunca senin... Kat sayısı çok ilginç bir şekilde araca sanki artı 50 beygir verir gibi bir... Senin şeridine geliyorum. Tüneline gireceğim müsaadenle. Tünelinden geri çıkıyorum. Teşekkürler. Şu an güzel bir düzlükte yani iyi bir performansı kıyaslıyoruz. Tabii düzlük olduğunda bu hızlarda artık senin performansın daha da artıyor. Çünkü ben rüzgardan çok etkileniyorum şu anda. Rüzgarın beni salladığını hissediyorum. Sende gram çizgide sapma yok. Yokuş da var. Hava da çok sıcak. Evet. Bu da performansı olumsuz etkiliyor. Bunun tam tersi... Evet. Bunun tam tersi istikamette performans çok daha belirgin olur. Rüzgar da bizi iteceği için. Basacağım. 4'te 100'de. Tamam. Bence 4. Evet. Şu an iyi bence. Tamam. Aynı anda bastım. Hadi. Ben sol şeride doğru bir atacağım. Tamam. Sen de müsait olursan. Benim müsait olduğum için devam ediyorum.
200'e kadar hemen hemen 4-5 boy oluşuyor. Evet, o doldurduğun anı hissettim. Aynen. 120'ye kadar bir yarım boy kadar önümdesin abi. Aslında çok yakın yürüyoruz birbirimize. Ya bence şu, şöyle 0-100'de bu kafa çıkarıyor. 50-120 arası seninki kafa çıkarıyor. Ama 100 üstü 150'ye kadar kafa kafaya, 150 üstü bu iyi gidiyor. Zaten 160'tan sonra gerçekten çok açıyor farkı. Aynen öyle. Aynen öyle abi. Yani güzel. Megan bir şey söyleyeyim mi? Bence şahane yürüyor Megan. Ya bu evet, bir zahmet yürüsün. 163 beygir, 4 çeker Haldex. Yani bir zahmet yürüsün. Megan çok iyi yürüyor. Çok gereksiz iyi. Yani 140 beygir araba. Yani 140 beygir ama bandı çok geniş. Çok güzel yayılıyor. Özellikle 5000 ile 6000 devir arası 140 beygiri dolu dolu vermesi ciddi bir atiklik sağlıyor arabaya. Evet arkadaşlar, dilerim beğenmişsinizdir. Yine dolu dolu bir içerik sizler için çekmeye çalıştık. Yeni testlerde, yeni içeriklerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın diyorum. Herkese kazasız belasız keyifli sürüşler dilerim.